Amerika'da OPT ya da CPT yapmak nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Genel bir bilgi verebilir misiniz diye takipçimiz bize soruyor. OPT denilen program ve CPT denilen programlar öğrencilerin, yani uluslararası öğrencilerin profesyonel eğitim alacakları alanda çalışma yapmalarına izin veren programlardır. Bunların adımını atarken dikkat edeceğimiz fark şu noktaya geliyor. CPT eğitim sırasında öğrencilere verilen bir haktır. OPT ise öğrencilerin programlarını tamamladıktan sonraki en az bir yıl çalışmalarına imkan veren bir programdır. Dolayısıyla bu önemli, en önemli farklarından bir tanesi diyebilirim. Ve sonuç olarak CPT'nin öğrenciler ders alırken aldıkları derslerle bağlantılı bir adımdır. Oysa OPT okul sonrası, eğitim sonrası, dersler bitirdikten sonra yapılan bir programdır. Tabii şunu ben bir de açıklamak istiyorum. Sonuçta öğrencilerimiz buraya geldiklerinde eğer kendileri üniversite eğitimi, college eğitimi, master eğitimi, akademik eğitim gibi eğitimlere girdikleri zaman okullarından okullarına değişebilir. Ama bu noktada başvurdukları okullara sorabilirler. Siz okul süresince CBT hakkı veriyor musunuz? Ya da okul sonrası OPT hakkı veriyor musunuz diye sormalarında fayda var. Ve bu noktalarda evet veriyoruz tarzında bir dönüşle karşı karşıya kalırsalar o zaman bu adımlarını atabilirler, ilerletebilirler. Dolayısıyla tavsiyemiz bu noktada öncelikle okullarla irtibatta olup onların bu programı vermeleri. Çünkü eğer okul o programı vermiyorsa maalesef öğrenci ona hak kazanamayacak. Ve daha sonra da programları kendilerinin uluslararası DSO denilen üniversitedeki ya da okuldaki danışmanlarıyla ilerletip bu haklarını yerlerine getirmeleri. Yani burada en önemli şey üniversite eğitimi sırasında ya da college eğitimi sırasında öğrencilerin CBT denilen çalışma izninden faydalanmaları mümkün. Okulda onların eğitimiyle bağlantılı ve okul sonrası da OPT denilen programdan çalışma hakkını elde edeceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.